Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Koblenz havuzlarında Burkini ile yüzmeye izin verildi. Koblenz Belediyesi'nin yüzme havuzlarında Burkini giyilmesini yasaklama kararı durduruldu. Koblenz, Müslümanlar tarafından giyilen tüm vücudu kapatan mayoları hijyen gerekçesiyle yasaklamıştı. Rheinland Pfalz Yüksek İdara Mahkemesi kararı şimdilik kaldırdı. Nihai karar mahkeme tarafından daha sonra verilecek. Hakim, Burkini yasağı kararının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Belediyenin hastalık bulaştırma gerekçesi inandırıcı bulunmadı. Çünkü performans yüzücüleri de antrenman sırasında bu mayaları giyebiliyor. Karar Suriyeli bir Müslüman kadının şikayet üzerine alındı. Belediye bugüne kadar şehir havuzlarında sadece 5 Burkini kullanıcısının sayıldığını da itiraf etti. Avrupa Birliği karşıtı neonazi partiler Avrupa Parlamentosu'nda Kimlik ve Demokrasi adlı yeni bir grup oluşturdu. Le partisi, Salvini'nin partisi ve AfD'nin başını çektiği ID-73 sandalye ile 5. büyük grup oldu. Fransız neofaşistlerinin lideri Maria Le Pen, Avrupa Parlamentosu'nda yeni bir siyasi grup oluşturduklarını açıkladı. Genel başkan olarak İtalyan Marco Zanni seçildi. Diğer ülkelerin Avrupa Birliği karşıtı partilerin liderleriyle birlikte Avrupa Parlamentosu'nda ortak basın toplantısı düzenlenen döpen bugün burada kimlik ve demokrasi adında yeni bir siyasi grubun kuruluşunu açıklıyoruz. Bu grup Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya ve Estonya'dan parlamenterleri bir araya getirecek dedi. Ulusal Birlik Partisi lideri İD'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki 751 sandalyeden 73'ünü kontrol edeceğine dikkat çekti. Löpen'in Ulusal Birlik Partisi İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini'nin Lig Partisi ve Almanya için alternatifin başını çektiği iyiydi. Avusturya, Finlandiya, Danimarka ve başka ülkelerden neofaşist partileri de aynı çatıda topluyor. Avrupa Birliği karşıtı partiler göçün durdurulmasını ve İslam'ın Avrupa'da yayılmasının önlenmesini istiyor. Seçim kampanyasında köle pazarı tablosunu kullanan ırkçı parti AFD Avrupa'nın Avrubistan haline gelmemesi için bize oy verin çağrısı yapmıştı. İsviçre'deki kadınlar bugün ekonomi ve toplumdaki ayrımcılığı protesto ederek iş bırakacak. Ülke çapındaki grevin sonucunu saat 15.24 eylemi belirleyecek. İsviçre'deki kadınlar daha iyi ücret, eşit haklar ve daha az cinsel taciz için greve gidiyor. Kampanyanın sloganı ücret, zaman, saygı. Organizatörler tarafından yapılan açıklamaya göre katılımcılar grevin ekonomiye etkilerini artırmak için alışveriş yapmayacak ve lokanta randevularını iptal edecek. İsviçre'de 28 yıldan bu yana bu türde yapılan ilk protesto hareketi olacak. Organizatörler kadınlara destek ve katılım için farklı seçenekler sunuyor. Bunlar arasında iş bırakmak, mesai sırasında daha uzun molalar vermek, evde bir günlüğüne yemek pişirmemek ve temizlik yapmamak, pencerelerine bayrak veya süpürge asmak gibi seçenekler bulunuyor. Birçok kente protesto yürüyüşleri planlanırken, başkent Ben'deki parlamento binasının önünde yerel saatte 18:30'da büyük bir gösteri düzenlenecek. Ülkenin batısında ise öğretmenler arasında gösteriye katılacağını bildirenlerin sayısının fazlalığı nedeniyle derslerin iptal olma olasılığı gündeme geldi. Kadınlar ne istiyor? Protesto olarak katılan kadın emekçiler, erkeklerle eşit iş için eşit maaş almayı, iş ve aile hayatı için denge sağlanmasını ve daha iyi emekli koşulları talep ediyor. Dün 2000 insan Kasel Bölge Valisi Doktor Walter Lübke'ye veda etmek için Martin Kilisesi ve önünde bir araya geldi. Öldürülen Lübke'nin cenaze törenine aile ve arkadaşlarına ek olarak sayısız siyasi arkadaşı da katıldı. Veda törenine Volker kabinesi eski Hessen Eyaleti Başbakanları Roland Koch ve Hans Ayher'de katıldı. Vali, cumartesi günü toprağa verilecek. Kasel'deki evinin terasında ölü bulunan 65 yaşındaki Kasel bölge valisi Walter Lübke cinayetinde ne katil bulunabildi ne de cinayetin sebebi aydınlatılabildi. Sığmacı politikasını savunan ve cinayetin hemen ardından neonacı grupların Lübke'nin ölümüne sevindiklerini sosyal medya hesaplarında paylaşması üzerine soruşturma siyasi cinayet ihtimalinde göz önünde tutarak sürdürülüyor. Polis ilk şüpheli olarak valinin oğlunun arkadaşını mercek altına aldı. Polis şüpheliyi helikopterle kasale getirdi. Birkaç saat sorguladıktan sonra ise serbest bıraktı. İran, Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerini hedef alan saldırılardan sorumlu olduğu iddiasını reddetti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, Washington'ın bu olayın arkasında İran'ın olduğu sonucuna vardığını açıklamasının ardından İran'dan yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, cuma sabahı Twitter'da yaptığı paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri gerçekçi veya ikinci derecede bir kanıtın zerresi olmadan İran'a karşı bir suçlama yapmak için acele etti ifadelerini kullandı. Pompeo perşembe günü başlıkında gazetecilere yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin değerlendirmesi Umman Körfezi'nde bugün gerçekleşen saldırılardan İran'ın sorumlu olduğu yönünde ifadelerini kullanmıştı. Ortadoğu uzmanı Lüders, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine yapılan saldırılarla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik tutumunu eleştirdi. Doğuşant Funk'taki açıklamasında Lüders, savaş için bir sebep bulma girişiminin geri sayımının yaşandığını söyledi. değerlendiriciler Adokasen hazırlayıp sunduğu Info Magazin programına dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.